Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Huma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Huma Hastanesi kadın hastanesiyken yani bizim sponsorluktan sonra diyetisyen de geldi, çocuk bölümümüz zaten vardı ama iyice işler duruma geçti. Şimdi dahiliye ve kulak burun boğazcı da geldi. Yani inşallah Huma Hastanesi Kayseri'nin en büyük hastanesi olma yolunda hızla ilerliyor arkadaşlar. Başarıları daim olsun hani kendimiz olduğu kadar seviniriz. Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe ile ilgili haberler. Hocam çok can sıkıyor. Ben de farkındayım. Şimdi 20 yıl sonra bir ilk. Nedir 20 yıl sonra bir ilk? 31. haftada evinde İstanbulspor'la 3-3 beraber kaldı Fenerbahçe. 20 yıl sonra ilkler yaşandı. Mesela Süper Lig tarihinde ilk kez lige o sezon yükselen iki farklı takımdan evinde 3 gol yedi. İstanbul Spor ve Ümraniye Spor. Bitti mi bitmedi. 2002-2003'ten yani 3 maç. Bu yana ilk kez Süper Lig'de 3 gol attığı 2 farklı maçta puan kaybetti. 3-3-3-3 yine aynı şekilde. 20 yıl sonra yine 3 gol. Fenerbahçe ile 3-3 beraber kalan İstanbul Spor. Ağustos 2003'ten 3-0 yenmişlerdi. Bu yana ilk kez Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olduğu bir maçta 3 gol attı ve puan aldı. Vah kaleci Robert Enke vardı. Vam şanssızlık öyle bir tuttu ki çocuğu. 3 tane birden gol yedim. Sonra e, intihar falan etti. Öldüydü herhalde ya. Allah affetsin. Pedro'dan bir yıl sonra üst üste goller. Süperlikte son iki maçında gol atan Cao Pedro. Nisan 2022'den yani Cagliari formasıyla bu yana ilk kez üst üste <laughs> ikilik karşılaşmasında ağları sarsmış. Hocam hani 20 yılda. Ya bunu da eklemişti ben ne yapayım. Arda Güler ilki yaşadı. Nisan 2022'den Göztepe'nin e, bu yana Süper Lig'de ilk iç saha golünü İstanbulspor ağlarına gönderen Arda Güler ilk kez Birlik maçının açılış golünü kaydetti. E, Arda Güler de o kadar şanssız ki. Yani bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde iki farklı maçta hani Kasımpaşa İstanbulspor maçında 2 artı gol atan en genç futbolcu Arda Güler 18 yaş 58 gün. Yani biz maç 3-2 bitse Arda'nın resitalini konuşacağız. Pedro hayata döndü falan diyeceğiz. Yani bir 5 dakika sabredemedi arkadaşlar. Ekim 2022'de muhtemelen ilk kez gol yediği bir Süper Lig deplasmanında puan almış İstanbulspor. Tebrikler. Bu dönemdeki 8 karşılaşmadan mağlubiyetten ayrılmış. Tebrikler. Bu sezon Süper Lig'deki 12. golünü Fenerbahçe ağlarına gönderen Valon Etemi İstanbulspor formasıyla Süper Lig tarihinde tek sezonda en yüksek sayıya sahip yabancı oyuncu olan Alban bu şajın yani 12 golmüş rekorunu egale etmiş. İnşallah Galatasaray'a da 3-5 tane atar da daha şey yapar. Şimdi ben transfer haberine geçeyim. Aslında sizi mutlu edecek bir transfer haberim var ama onu en sona saklayayım. Fenerbahçe'ye Chelsea'den orta saha. Süper Lig'de son olarak İstanbul Spor beraberliğiyle hüsrana uğrayan Fenerbahçe'de teknik heyet ve yönetimin takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yaptığı malum. Kalan haftalarda toparlanmak isteyecek Fenerbahçe ve orta sahaya İngiltere'den bir takviye yapmak istiyor. Transferde Miguel Crespo'nun satışından elde edilecek gelir çok çok önemli olacak diyor arkadaşlar. Şimdi Crespo'nun 8 milyon euro ve üstüne satılma ihtimali var mı? Var, istek vardı. Chelsea'nin orta sahası Ruben Loftus-Cheek. Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere'de bulmuş. Ruben Loftus Çek. İngiliz orta saha oyuncusu. 25 milyon euro değere sahip. Şimdi bir şey söyleyeceğim öncelikle. Bu e, haber sabah gazetesinin haberi arkadaşlar. Yani A sporun haberi gibi düşünün. Çok önemsemeyin. Şimdi Ruben Loftus Çek dediğin adam 25 milyon euro piyasa değerine sahip. İngiliz orta saha oyuncusu. 27 yaşında. 1.91 boyunda. Ve hani Az da oynamıyor. Bu arada e, kulüp taraflı bir senet opsiyonu var. 2024'te bitiyor dedim ama. Şimdi 28 maça çıkmış. 1691 dakika bir asisti var. Arkadaşlar gerçekten bak samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Ya böyle bir şeyin ihtimalini olduğunu düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum açıkçası. Ama haberin detayında ne diyor? Bütçe Crespo'dan Fenerbahçe Crespo'yu 8'e satacak. 25 milyon euro piyasa değerindeki futbolcuyu da 8'e mi alacak? İngiliz oyuncunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor demiş. Şimdi ben enteresan bir şey yapayım ya. Vallahi bak Chelsea transfer market bak. Vallahi çok enteresan bir şey yapacağım şimdi. Hani başta Ersan olmak üzere birçok kişi diyor ya hocam işte şu kadar para vereceğini şu kadar ver ama kütür kütür takım kur diye. Şimdi Chelsea takımına bakıyorum. Yani bütün samimiyetimle bakıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Kolibali 31 yaşında 25 milyon euro sakatlığı ee, var. Thiago Silva 38 yaşında 2,5 milyon euro. Geç o bitmiş futbol. Cucurella. Mesela Lewis Hall 18 yaşında. Bizim Ersan beğenmez bunu. Bize ne lazım? Bir tane forvet lazım. Bize ne lazım? Kanat lazım. Mesela Abu Meyangı Fenerbahçe bir şekilde alsa. 33 yaşındaki oyuncu. Bak bir tane transfer. Sağ kanada da Hakim Ziye'yi alsa Fenerbahçe. Bir şekilde alsa. Yani bir şekilde alsa. Ne yapıp edip bir şekilde alsa. Ben sadece ne yapıp edip alacağını söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Tamam Loftus çeki de alsın. Yani Abumeyang 1. Loftus çek 2. Hakim Ziyek 3. 3 futbolcu Fenerbahçe'nin çehresini değiştirir mi? Ya da Fenerbahçe'ye çok fazla şey katar mı? Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela e, sezon sonu sözleşmesi bitecek ya şeyin. Firmino'nun. Mesela bir Firmino, bir Aboumeyang, ya da ne bileyim bir Firmino, bir Hakim Ziyech, bir de Loftus Çek. Üç tane isim. Bizim en zayıf bölgemiz neresi desem herhalde dersiniz hocam bize bir tane kütür kütür stoper lazım bir. Bize bir tane sol kanat lazım iki, sağ kanat lazım üç, forvet lazım dört. Bir de merkez orta saha lazım beş. Yani aciliyette. Bu saydığım bölgelerin hepsine 20'şer milyon euro piyasa değerinde futbolcu alınsa memnun olur musunuz? Ben şunu söyleyeyim abi. Bize kim gelirse gelsin e, ya bir şeyleri aşmamız lazım. Onları aşamazsak ben yine memnun olmam. Çünkü bize e, çok engel çıkarıyorlar. Şimdi hocam iyi de yani sen gidiyorsun Samet Akaydın'a 4 milyon euro veriyorsun. Osterwolde'ye şu kadar para veriyorsun. Ya Osterwolde Tamam mı? Bir scout transferidir. Ben bir şey diyemem. Niye bir şey diyemem? Ya şimdi Atilla de ilk geldiği zaman dandik dandik diyorduk. Sonra Atilla Salahi'yi çok abarttık. Şimdi de Atilla Salahi için diyoruz ki ya hani e, kötüye gidiyor diyoruz. Yani bizim de bir standartımız yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben Samet Akaydın konusunda bir şey söyleyeyim size. Ben devre arasında Samet Akaydın transferi yapıldığında bir açıklamada bulundum. Burada birçok arkadaşımız dalga geçti. Muhtemelen eşek değillerse bir helallik isteyeceklerdir. Çünkü çok aşırı dalga geçmişlerdi. Ee, bir tek sen biliyorsun. Fenerbahçe yönetiminden daha iyi biliyorsun gibisinden. Ee, şimdi Samet Akaydın 29 yaşında oyuncu. Ve devre arasında 3.7 milyon euroya alındı. Ben dedim ki kesinlikle ve kesinlikle 3.7 milyon euro verilmedi. Allah hocam nasıl verilmedi? 3.7 milyon euro verildi. Verilmedi. 3.7 milyon euro. Dediler ki hocam kanıtla dedim ki arkadaşlar izah edemem. Açıklayamam. Ama 3.7 milyon. Peki ne kadar verildi hocam dediler. 1.7 milyon euro verildi dedim. Samet Akaydın'ın bon servisine. 1.7 milyon euro. E 2 milyon euro ne? Takas mı? Başka bir şey mi? Dedim. Şimdi Sports Dijital'den Murat Aşık sanırım bir açıklama yapmış. Demiş ki Fenerbahçe'ye Samet Akaydın için Adana Demirspor'a ödediği 4 milyon euronun içinde. 4 milyon euronun içinde. 4 milyon euro değil 3.7 milyon euro da. O da 4 diyor mesela. Bayrampaşa Spor'un hakları da yer alıyor. Bakın Bayrampaşa Spor'un hakları da yer alıyor. Bayrampaşa Fenerbahçe'nin pilot takımı oldu diyor. Yani ben size bunları söyledim değil mi? Her yani basına yapılan açıklamaya kanmayın. O kadar vermedik diye. Peki hocam Bayrampaşa ne alaka? Arkadaşlar Bayram Paşa'nın kadrosuna girin bakın. Kaç tane Adana Demirsporlu oyuncu var? Anlayın. Yok hocam o kadar da değildir yani. yani yanlış anlaşılmasın Adana Demirspor'u küçümsediğimden falan değil ama hocam Adana Demirspor kim? Bayram Paşa kim? Niye şey yapsın? pilot takım alsın. Başakşehir alır alırsa. Alper Mutlu bir kiralık. Olga Kalender kiralık 2. Abbas Demir kiralık 3. Adana Demirspor'dan kiralık Bunlar yanlış anlaşılmasın. Burhan Ersoy 4. İzzet Çelik 5. Bir de Yiğit Gümüş 6. 6 tane isim kiralık arkadaşlar Adana Demirspor'dan. Acaba Bayram Paşa'nın hakları ee, Bayram Paşa'nın hakları acaba Adana Demirspor'da olabilir mi? Yani biz oradan almış olabilir miyiz? diye düşünmeden de edemiyorum. Ama şu bir gerçek Bayram Paşa ile anlaşma yapıldı pilot takımımız. Bakalım ne işe yarayacak. Şimdi diğer videoda söylemeyi unuttuğum bir şey var. işte. Fenerbahçe'de forma giyen birçok önemli isme şimdiden talip çıkmış durumda diye Spor haberi var. Bakın bu Spor haberi. Spor kendi haberi. Arda'ya bir kere kim talipse talip inanırım. İsmail Yüksel'e Bologna değil başka bir takım talip İspanya Ligi'nde. Rossi'ye Flamengo bir de bir İtalyan kulübü takip, talip olabilir onu söyleyeyim. Roman Perez için evet Sağ Paulo Flamengo düşündü ama iptal oldu. Gustavo Henrique'yi sağ Paulo düşünüyor evet. Ferdi Kadı olduğunu düşünenler çok doğru. Ama Ferdi için en ciddi Borussia Dortmund. Arda Güler için en 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 ciddi ee, bu listede olmayan bir takım. Belki de. Serdar Dursun Şalke 04 diyor. Osayi Samuel Brighton Heo Albion. Doğru. Crespo Atletico Madrid Porto doğru. Zait bolog'na doğru. Ama bizim verdiğimiz ücretin çok çok altını veriyorlar. Cao Pedro Fiorentina doğru. Arkadaşlar burası doğru diye. Yani buradaki futbolcular rekor fiyatla gidecek diye bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Bugün satıyorum desen gidecekleri fiyatı söyleyeyim. Arda bir 30 eder. En az bir 30 eder. İsmail Yüksek 6-7. Yani taş çatlasın 7 yapar. Rossi 9.5 beklentimiz var. Bilginiz olsun. Size kalsa 3 bile etmez. Ama 9.5 beklentimiz var. Perez için 7 milyon euroyu verin alın dedik. Gustavo Henrique'yi bizi kurtarın beladan dedik. Sağ Paolo görüşecek verdik çek. için 30 milyon euronun altına oturmayacağız arkadaşlar. İsterse yani kralı gelsin. 30'un altına oturmayacağız. 20 diyenler var ama ben 30 olduğunu söylüyorum. Serdar Dursun. Yani Serdar'ın da gitmesi muhtemel. 1-2 milyon euro getirirse neden olmasın. O Sahi yıl için biz 12 milyon euro istedik. Hani zorunlu opsiyon koyduralım dedik. Brighton kabul etmedi. Sonra da pişman oldular. Ama onlar yazın bizim kapıyı çalarlar. Onu söyleyeyim. Crespo için 8. Bak o için 12. Ben bana kalırsa 12 çok büyük para o için. 6'dan fazla etmez o sahi. Serdar 1'den fazla etmez. Crespo 8 milyon euro teklifi vardı Atletico Madrid'in bonuslara. Biz 12 istiyorduk. Bakalım ne olacak. Şu an Crespo'yu bugün satsan 6'yı anca satarsın. Zayt'sın sözleşmesini uzattın mı satıyorsun? Pedro'yu da Fiorentina istemişti. 7 milyon euro istemiştik arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de teknik direktör borsası. Bakın üst üste gelen puan kayıpları. Yo hocam üst üste falan girmedi. Arada sıra doldu. Kadıköy'de üst üste gelen puan kayıpları. Yani Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı, Ümraniye maçı. Bu maç, Kiresun mağlubiyeti falan filan. Fenerbahçe'de bir arayış var. Teknik direktör arayışı var. Şu anda Ali Koç da başkaları da Jorge Jesus'la devam edilmeyeceğinin e, fikrindeler. Ve Jorge Jesus'la zannetmiyorum devam edeceğini. Şimdi Fenerbahçe'de birçok aday var. Sevgili Ulaş abi diyor ki Jesus Ali Koç'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi Ali Koç'un gideceği isimler. Bir Pedro Martins. Şimdi bu ekranda dururken ben size anlatayım ya da ekrandan çıkarayım. İlk olarak Pedro Martins. Şimdi arkadaşlar 2024'e kadar sözleşmesi var. Al Grafa'da. Katar Ligi'nde. Portekizli. Valla bana kalırsa Portekiz hiçbir hoca kapıdan içeri girmesin. 16 maça çıkmış. 7 galibiyet. 3 beraberlik. 6 mağlubiyet. Hani Jesus'tan sonra bunu mu layık göreceksiniz? Bana çok salakça geliyor. Ben bu Pedro Martins ismine 1 gram bile ihtimal vermiyorum. İkincisi Vincenzo Montella. Arkadaşlar bilmiyorum sizin hepiniz Montella'yı başarılı buluyorsunuz ama ben bulmuyorum. Ya Allah aşkına Adana Demirspor'un kadrosu Süper Lig'in çok üstünde bir kadro. Şimdi sahasında Fenerbahçe ile berabere beraber kaldı. Galatasaray'la berabere kaldı. Deplasmanda Fenerbahçe'ye Galatasaray'a yenildi. 31 maça çıkmış. 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet. 1.84 puan ortalaması. Ben totalde de 1.70 puan ortalaması. Vallahi ben Montenya'yı başarılı bulmuyorum arkadaşlar. Hocam sen de futboldan hiç anlamıyorsun. Yani Bilmiyorum ya. Yani bizim aradığımız adam bu adam değil. Ben size söyleyeyim. Nuno Espirito Santo. Eğer düzenli olarak 6 ayda bir. Suudi Arabistan Ligi'nde Espirito Santo. 4-2-3-1. Bakın. 29 maç, 21 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet, 2-34 puan ortalaması. Bence güzel 2-34. Ancak bu adam en son Tottenham'dan, oradan önce Wolverhampton'da görev aldı. Wolverhampton biraz aşağı sıra takım ama Tottenham üst sıra takımı. Orada 1.65 puan ortalaması yakaladı 17 maçta. Porto'yu çalıştırmış. 49 maç 1.96. aldı. Bak ben neye bakarım biliyor musun? Büyük takımlarla puan ortalaması ne olmuş? Mesela Pirlo. Bak. Pirlo da 4-1-4-1 43 yaşındaki İtalyan teknik direktör. 31 maça çıkmış. 11 galibiyet. 11 beraberlik. 9 mağlubiyet. 1.42 puan ortalaması. Arkadaşlar şaka değil. 1.42 puan ortalaması var. Fenerbahçe taraftarı İki maç izliyor. O diyor tamam süper. Lan neresi süper. Juventus hocam 2.15 yakalamış ama bak. Bu benim için varsayım olur. Çünkü Juventus kadrosuyla o ligde 2.15 bence iyidir. Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek teknik direktörün kaç yakalaması lazım biliyor musunuz? Ee, hani puan istatistiğini. Bir kere e, Fenerbahçe'ye gelen teknik adam 2.5 puanı yakalarsa kesinlikle kupa ya da kupalar kazandırır. 2.40 yakalarsa bir ihtimal. Hocam Jesus kaç? 2.23 arkadaşlar. Bak Jesus Fenerbahçe'de 2.23. Benfica'da 2.11. Flamengo'da 2.43. Al Hilal'de 2.48. Sporting'de 2.07. Benfica'da 2.27. Anladınız mı? Yani son dönemlerde bak Benfica, Sporting Lisbon, Al Hilal, Flamengo, ben... ee, yine Benfica, Fenerbahçe gibi takımlarda bakın hiç azımsanmayacak puan ortalamaları. daha öncesi kötü. Doğru. Pişme evresinde kötü. Ama bir yerden sonra yani bir yerden sonra şimdi biz Jesus'u beğenmiyoruz. Niye beğenmiyoruz? Mağlubiyetlerden şundan bunlar. bir yerde de haklıyız. Şimdi 44 maça çıkmışın. 30 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet. Yani Süper Lig'de 4 mağlubiyetim var. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Giresunspor. Ya Giresun 1-0 öndesin. Serdar Aziz salaklık yapmasa 3 derbiyi kaybetmiş olacaksın. Kadar maçı taraftar 3 derbi kaybetmeye böyle alışkın değil. İstanbul maçını kazansan hani şunu kazansan, bunu kazansan şöyle böyle bu arada Süper Ligi yanlış yazmışlar ya. Konya'ya yenildik biz. Giresun'a yenildik. Altasaray'a, taşa, bir de Trabzonspor'a yenildik. Bence e, istatistiği yanlış almışlar. Transfer market çalışmıyor muhtemelen. Ama bir de 27 süperlik maçı yazmışlar. Fenerbahçe'nin 5 mağlubiyeti var. 4 beraberliği var. Bak ben transfer daha iyi çalışıyorum. Şimdi bak aynı şekilde ee, Jesus'la ben şampiyon olunsa da devam edilmemesi taraftarıyım. 2 tane daha aday ortada. Ben size diyorum ki bu adaylar şu ana kadar konuştuğumuz bütün adaylardan daha ciddi arkadaşlar. Çok daha ciddi. Kim bunlar? Bir Gayardo, iki Sergen Yalçın. Hocam Allah aşkına Sergen işte Galatasaray maçında gole giderken geri döndü şöyle yaptı böyle yaptı. Yani Gayardo 47 yaşında. E, ee, <laughs> River Plate'de uzun bir süreç yaşadı. 424 maç. Şimdi 424 maçı arkadaşlar bak ondan önce National takımında Nacional'de 1.95 puan ortalaması ama 424 maçta River Plate'de 1.88 puan ortalaması. 4-3-3'ü ofansif oynatan Avrupa'nın e, odaklandığı bir isim. Şimdi Fenerbahçe'de Güney Amerika ekolünün de olduğu düşünülürse aslında Gallardo ismi hiç de fena olmayabilir. Şimdi e, Paris Saint Germain'de zamanında oynadığı için Monaco'da Paris Saint Germain'de en azından bir Fransızcası da vardır diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Eee bize belki Fransa liginden hani bir Musa Dembele şu bu çekilebilirse olabilir. İkincisi Sergen Yalçın. 50 yaşındaki isim, UEFA Pro lisansı var. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış bir isim. Ya da yaşatılmış. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki hali şu. Hep elleri açıktı. Ben öyle hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Şimdi Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta 79 maç 184. Bence idare eder. Bak yeni Malatya 1.52 düşme potasındaki takımlar için 1.50 bence ideal. Alanya Spor 24 maç 1.33. Kötü. Konya Spor 10 maç 1.50. Eh. Eskişehir Spor 6 maç 0.50. Kötü. Kayseri Spor 17 maç 1.18. Çok kötü. Ama bak imza attığı tarih 11 Ocak. Şimdi imza attığı tarih sezon başı olmalı. Ben onu söyleyeyim. Mesela Gaziantep Spor'a 19 Kasım'da gitmiş 2013'te. 16 maça çıkmış 1.69. Gayet güzel. Sivas Spor maçına geçmiş 23 Aralık. Yani lig devam ederken 1.42. E eh işte. Yine Gaziantep e Mayıs'ta geçmiş. Haziran'da bırakmış. 3 maçta 1.33. Enteresan. Kayseri Spor'u Ocak'ta gitmiş. Nisan'da bırakmış. Eskişehir'e Temmuz'da gitmiş. Eylül'de bırakmış. Yani yanlış anlamayın ama. Ya abi ama ee, tamam Jesus'un şeyine kızalım edelim ama Yani ben şunu söyleyeyim. Ben bunların yani bir tek ayardo ismi denenebilir. Onu söyleyeyim. Ha, sezon sonunda Cesus'ta devam edilmez. Ama şampiyonluk gelir. Türkiye kupası gelir. Oturup görüşülür ama ben yanlış anlamayın ya. Amerika'ya tekrar keşfetmenin lüzumu yok arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben Hakim Ziyek maçını şey Hakim Ziyek videosunu İstanbul Spor maçından önce çektim. Ve dedim ki ben 5-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Şimdi ben maça tesir eden şeyleri ekleyeyim abi. 3-3 bitti değil mi? Çok güzel. Fenerbahçe'nin ilk dakikada attığı gol yani 5. dakikada sayılsa 4 oldu. 22'deki penaltısı verirse Valencia gol atsa 5 oldu. 5. Ferdi ile yaptırdıkları penaltı yani üretilen penaltı verilmese zaten Ümraniye şey İstanbul 2'de kalır. Emin olun biz en fazla bir gol yerdik. Yani yine benim dediğim skor çıkardı ama hakemlerin de bir hesabı var. Peki hocam sana bir şey soracağım. Sor canım. Jesus'u sezon başında sen de dahil, biz de dahil hepimizi istedik. Burada suç Ali Koç'un mu olur, bizim mi olur? Valla ben Ali Koç'un um, bu sene yapılabilecek her şeyi yaptığını düşünüyorum. Bak şimdi iyi de öldür hakkını yeme. Tamam eleştirelim. Şu kadar transferi patladı diyelim kabul ama. a hoca getirmiş. Kimi isterse almış. Hani daha ne yapacak? Ben inan Ali Koç'a suç bulmam ya. Vallahi suç bulmam. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, yani İnşallah Fenerbahçe bir şekilde şampiyon olur ya. Yani şampiyon olsa bak şampiyon olunsa dahi ben Jesus'un devam etmeyeceği fikrindeyim. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Onu da belirteyim. Niye? Ya Fenerbahçe taraftarı derbi mağlubiyetini hazmedemez. Fenerbahçe taraftarı evinde 3 yemeği 4 yemeği hazmedemez. Ha, 7 tane atarsın 7-3 bitir. Eyvallah ağam paşam der. Şimdi Sivas maçı Trabzon maçı. Al sana 2 tane denge maçı. İster misin Dangoç üçlü savunmayla çıksın. Hazır Luan Perez de iyileşti diye. Luan Perez. Salah'ı Samet. Savunma üçlüsü. Sol açığa Alioski. Sağ açığa Ferdi. Orta ikiliye İsmail Crespo. Sağ Arda. Sola Pedro. Forvete Valencia. Yani iyice çileden çıkar taraftar. Ha, olması gereken kadroyu söyleyeyim size. Ben olsam İstanbul deplasmanda Osterwolde ile çıkarım. Alioski'nin geri dönüşleri çok sıkıntılı. Bak Osterwolde'nin en azından savunma yönü iyi. ha Son oynadığı maçlar rezildi. Ayrı mesele ama... Bu kadar 6 milyon euro para vereceksin de mecbur bir şekilde oynatacaksın. Hocam 6 milyon euroyu kurtarma sezonu değil. Ya belki de sakatlık dönüşü kötüdür. Ben Osterwolde'yi oynatırım. Sağda Ferdi'yi oynatırım. Toper ikilisinde Samet Salahi ile devam ederim. Kalede'yi mecbur İrfan. Orta sahada İsmail Yükseli ön liber oynatırım. İsmail'in önüne Crespo'yu koyarım. Çünkü zorlu bir deplasman. İki tane kesicinin olması lazım. Sağ açıkta Arda Güler'i oynatırım. Sol açıkta İrfan Can'ı oynatırım. Corvette'de de Valencia'ya Pedro'yu oynatırım. Hatta bence Valencia'yı dinlendirip bence Valencia'yı dinlendirip Pedro de oynatabilir. Çünkü Valencia son haftalarda iyice düşüştü. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Ben size garanti veriyorum. Jesus %100 gidecek arkadaşlar. Yani şu an itibari bak. Mayıs'tan önce kim söylerse söylesin yalan diyordum ama yani şurada Mayıs'a birkaç gün kalmışken söylüyorum. %100 gidecek arkadaşlar. Ama bakalım. İnşallah Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Türkiye Kupası kazandıran teknik direktör olarak gider de ya, kulaklarını iyi çınlatırız. Görüşmek üzere. Evet. Bir de hala abone değil misiniz ya? Şura var ya 29.600 olmaya birkaç kişi kaldı ha. Yani sürekli birkaç kişi oynuyor. 29.599 97, 98 falan gidip geliyor. Yani abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bu kanal Fenerbahçelilerin kanalı değil. Başka takım taraftarları da edep çerçevesinde yorum yapacaksa tabii ki de kanalımızda eee olabilirler. Dilediğince yorum yapabilirler ama kimsenin özeline, kimsenin kutsalına ahlaksız yorum yapamazsınız. Yaparsanız da bu kanaldaki arkadaşlar e, lafı gereken yerinize yani onu da söyleyeyim. Ya yani edebinizde duruyorsanız ne güzel. Yani tartışma ortamında yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.